Efendim bugün Karadeniz'in güzel, serin sahillerine gideceğiz. Trabzon'dayız bugün. Trabzon'un Maçka ilçesini ve Maçka Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri sizlere tanıtmayı amaçlıyoruz bugün. Ve stüdyo konuğumuzu hemen tanıtmak istiyorum. Maçka Belediye Başkanı Sayın Ömer Yıldız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Şöyle bir üzerinize afiyet, tekrar şöyle bir kırgınlık söz konusu ama yine her şeye rağmen programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizin adınızda bütün Maçkalılara selamlar gönderiyoruz Sağ olun. buradan. Teşekkür ederim. Efendim programımızda sizin yapmış olduğunuz faaliyetlere değineceğiz. Maçka'yı tanıtmaya amaçlıyoruz yine bugün. Maçka'ya gidememiş olan sevgili seyircilerimiz için ama öncelikle şunu ben hemen sormak istiyorum. Son zamanlarda Trabzon tarafına, işte Karadeniz sahili tarafına yolu düşen mutlaka vatandaşlarımızdan duyduğumuz şu Maçka'ya gitmeden olmuyor. Mutlaka Maçka'ya gitmeniz gerekiyor. Böyle bir şart varmış falan gibi. Neden efendim öyle oluyor? Şimdi ben öncelikle tabii sesim de kısılmış, bizi izleyenlerden özür diliyorum. Maçka Trabzon'un en eski ilçelerinden birisi. Tabii bunun yanında da Sümela'nın Maçka sınırları içerisinde olması, Evet. Zigana yolunun Maçka'nın içerisinden geçmesi bu Maçka'nın önemini artırmakta. Aslında sadece Trabzon'un değil, yani Karadeniz'in kalbi bana göre Maçka. Özellikle de yaz aylarında şehirde sıkılan insanların bizim ilçemize gelip gezmesi, işte hem Sümela'yı hem Zigana'yı görmesi ve boş vakitlerini geçirmesi bakımından önemli bir ilçe. Onun için zannediyorum. Evet. Şimdi sizin nüfusunuzun bir de ilginç bir bölümü bu. Nüfusunuzun çok büyük bir bölümü Maçka'nın içinde değil de dışında. Çok fazla göç veren bir bölgesiniz. Doğrudur. Şimdi Maçka'nın nüfusu, kayıtlı nüfusu 130 binin üstünde. Evet. Bunun yaklaşık 50 bine yakını Maçka'da ilçemizde oturur. Geri kalanı işte yurt dışında ve Türkiye'nin çeşitli illerine yerleşmiş. Ama bu son 6-7 yıla yakın bir zamandır bu göç olayı durmuş durumdadır. Yani Evet. geriye dönüş var. Maçka'ya geriye Özlük dönüş var. insanlar demek. Evet. Bu demek oluyor ki efendim bugünkü programımızı sadece Maçka'dakiler değil, Maçka'nın dışında işte İstanbul'undan tutun, ülke içinden bahsediyorum, İzmir'i, Ankara'sı, onun dışında yine Avrupa'nın ve diğer kıtaların çeşitli ülkelerinden arayacak olan sevgili seyircilerimiz söz konusu. Ben o zaman hemen telefonu vereyim Sayın Başkanım, müsaade ederseniz ki Estağfurullah. yayına girememiş olsanız bile sevgili seyirciler, telefonlarla bize iletmiş olduğunuz sorular mutlaka ama mutlaka Sayın Başkanımıza iletilecek. Ben telefonları hemen veriyorum. 0216 443 62 15 ve 443 62 18 numaralı telefonlarla sizler de programımıza sorularınızla katılabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz 0216 alan koduyla 443 62 15 ve 443 62 18 numaralı telefonlarla sizler de bize ulaşabiliyorsunuz. Sayın Başkanım, şimdi programımızın en başında sizi tanıtan bir bölümümüz var. Buraya gelen bütün belediye başkanlarımızı bu bölümümüzde kısaca tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu bölümün biyografi şeklinde oluşmasıyla nereden nereye ismini alması arasında bir bağlantı var tabii. Sizin şu ana kadarki hayatınızda nereden nereye geldiğiniz ve nereye gidiyor olduğunuzu hep birlikte göreceğiz. İsterseniz hep birlikte seyredelim. Tabii. Maçka Belediye Başkanı Ömer Yıldız, 1951 yılında Maçka'nın Akarsu köyünde dünyaya gelir. Ömer Yıldız, ilk öğretimini Akarsu Köyü İlkokulu'nda tamamlar. İstanbul'a gider ve orada erken denilebilecek bir yaşta iş hayatıyla tanışır. Askerlik dönemine kadar ticaretle uğraşır. Ömer Yıldız, 1971 yılında vatani görevini Samsun'un Bafra ilçesinde er olarak tamamlar ve memleketi Trabzon'a döner. Yıldız, 1973-1989 yılları arasında Trabzon'da sanayicilik ve müteahhitlik çalışmalarında bulunur. Ömer Yıldız, 1984 yılında Anavatan Partisi Trabzon İl Yönetimi'ne girerek siyasi hayatına ilk adımı atar. Yıldız, 1987-1989 yılları arasında Anavatan Partisi Maçka İlçe Başkanlığı'nı yürütür. Başarılı iş hayatıyla dikkatleri çeken Ömer Yıldız, 1989 yerel seçimleriyle Anavatan Partisi'nden Maçka Belediye Başkanlığı'na seçilir.
Maçka'ya kazandırdığı birbirinden hayırlı hizmetlerle Maçkalı'nın teveccühüne mazhar olan Başkan Ömer Yıldız, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde ikinci dönem Maçka Belediye Başkanlığı'na seçilir. Halka hizmet, hakka hizmettir şiarını kendisine ilke edinen Başkan Yıldız, Maçka Belediye Başkanlığı'nın yanında birçok görevi de birlikte sürdürür. Bunlar sırasıyla İmam Hatip Lisesi Aile Birliği Başkanlığı, Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı Başkanlığı, Hastane ve Okul Yaptırma Derneği Başkanlığı ile Maçka Spor Kulüp Başkanlığı görevleri. Maçka'da birçok projeye imza atan Başkan Ömer Yıldız, başarısını disiplin ve kontrol mekanizmasının mükemmel çalışmasına bağlıyor. Başkan Yıldız, 2000'li yıllara girerken hedeflerini Maçka'yı bir köy görünümünden kurtarıp modern ve çağdaş bir kent haline getirme olarak açıklıyor. Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Habibe Hanım'la evli. Nurgül, Havva ve Meryem adlarında 3 çocuk babası. Her Trabzonlu gibi Trabzonspor taraftarı olan Başkan Yıldız, çok sevdiği işinden arta kalan zamanlarda futbol izlemeyi ve türkülere konu olan Maçka'nın güzel yaylalarında yürüyüş yapmayı seviyor. Efendim, amacınızı açıklarken Maçka'yı bir köy görünümünden çağdaş bir kent görünümüne kavuşturmak şeklinde bir cümle geçti. Evet. Burada bir nokta var yalnız. Siz daha çok büyük sanayinin Maçka'ya girmesini istemiyorsunuz da küçük sanayiye her zaman kucağımız açıktır diyorsunuz. Neden büyük sanayinin gelmesini istemiyorsunuz? Çağdaş şimdi, bir kent görünümü isterken. Şimdi 1989 yılında biz göreve geldiğimiz zaman Maçka'yı bilenler hakikaten bilir. Yani bir köy görünümünde olan bir ilçeydi. Aslında Maçka dünyaca tanınmış bir ilçe. Yani Karadeniz'in, biraz önce de söylemiştik, kalbi bana göre. Bunun yanında dünyaca tanınmış. Yani Sümela Manastırı'nın orada olması bizim için bir şans. Ama tabii bugüne kadar bu değerlendirilmemiş. Yani içeriden ve dışarıdan gelecek insanların en azından oturabilecekleri, yemek yiyebilecekleri veyahut da dinlenebilecekleri bir tesis yoktu. Bunları biraz sonra zannediyorum göstereceksiniz. Hı hı, evet. Ondan sonra gelişmeleri. Şimdi böyle dünyaca tanınmış, Karadeniz için önemli olan bir ilçenin aslında turizme yönelik yatırımlar yapması lazım. Evet. Onun için biz bunu gördüğümüz için böyle sanayiye, özellikle büyük sanayiye çok müsaade etmiyoruz. Evet. Bundan sonra da etmeyeceğiz yani. Bu dışarıya tanıtma bakımından veya dışarıdan gelen bu insanların rahat edebilmeleri hem Maçka'ya katkı sağlayacak hem de ülkemize katkı sağlayacak. Evet. Aslında Maçka'nın bu yöndeki çalışmasına sadece Maçka Belediyesi veya Maçkalılar değil, yani bütün Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Özellikle devletin sahip çıkması lazım diye düşünüyorum ben. Evet efendim. Şimdi Maçka'ya şu ana kadar gidememiş olan sevgili seyircilerimiz için bizim hazırladığımız görüntüler var. Evet. Maçka'yı tanıtacağız, çok kısa tanıtacağız ama ne yapalım, bu kadar oluyor. Kısa süre zarfında bu kadar oluyor. Maçka'yı duymamış olan olduğuna katılmıyorum ben. Yani zannetmiyorum ki Türkiye'de Maçka'yı duymamış olan bir insan olsun. Ben ama düşünüyorum. Evet, evet, Maçka'yı görmemiş olan mutlaka tabii vardır. İsterseniz hep birlikte Maçka'yı seyredelim. Trabzon'un güzel ve şirin ilçelerinden Maçka'dayız. Maçka yolları taşlı, geleği sarı saçlı. Maçka yolları taşlı, geleği sarı saçlı. Annen mi vurdu seni, böyle gözlerin yaşlı? Ne oldu yavrum sana, dayma gözlerin yaşlı? Tarihi ve tabii güzellikleriyle türkülere konu olan bu ilçe, Meryem Ana ve Hamsiköy derelerinin birleştiği vadi üzerine kurulmuş. İlçenin doğusunda Yomra, batısında Akçaabat ve Tonya ilçeleri,
Kuzeyinde Çağlayan Bucağı, güneyinde Gümüşhane ile ve Torul ilçesi bulunuyor. İlçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 350 metre. 1000 kilometre karelik yüz ölçümüyle Maçka, Trabzon'un en büyük ilçesi konumunda. Meşhur Zigana geçidi de Maçka hudutları içerisinde bulunuyor. Tarihi kayıtlardan edinilen bilgiler, Maçka'nın 2400 yıllık bir tarihi geçmişe ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Maçka, tarih boyunca çeşitli kültürlere sahne olmuş. Tarihi İpek yolunu Maçka hudutları içinden geçtiği edinilen rivayetler arasında. Maçka, 1913 yılında resmen Türk Devleti'nin bir ilçesi olmuş ve bu tarihten 3 yıl sonra Rusların işgaline uğramış. Yaklaşık 2 yıl işgal altında kalan ilçe, 15 Şubat 1918'de işgalden kurtarılmış. Maçkalı, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Üretilen ürünler ancak ihtiyacı karşılayabiliyor. Tarıma elverişli arazinin az olması, sanayisinin gelişememesi nedeniyle halkın büyük bölümü ülkenin değişik yerlerine göç etmiş. Emeğini taştan çıkarmaya azmetmiş Maçkalı, mısır ve fındık tarımında ülke ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor duruma gelmiş. Yine Maçka ekonomisinde önemli bir yer tutan balıkçılık ve arıcılık son yıllarda önemli mesafeler kat etmiş. Ayrıca bu dağ yamacındaki taş ocağı bölgenin çimento ham madde ihtiyacını karşılamakla kalmayıp asfaltlama çalışmalarında da büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Zengin tabii güzelliklere sahip Maçka, uçsuz bucaksız ormanları ve yaylalarıyla meşhur. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yayla şenlikleri de yöreye ayrı bir hareketlilik kazandırır. Maçka merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Sümela Manastırı yaz mevsiminde turist akınına uğrar. Katolik ve Ortodoks mezheplerince kutsal sayılan manastır, ilçenin adını dünya satına yaymış. 200 metre yükseklikte yamacın ortasındaki bir mağara içine inşa edilen Sümela Manastırı'nda yaklaşık olarak 70 oda bulunuyor. Meryem Ana Deresi üzerine inşa edilen bu köprü ise Selçuklular zamanında yaptırılmış. Onca yaşına rağmen hala ihtiyaca cevap veriyor. Of of, Maçkalıyım Maçkalı, sar bana o kolları. Maçkalıyım Maçkalı, sar bana o kolları. Yavrum sana yedirdim, kazandım pulları. Yavrum sana yedirdim, kazandım pulları. Tarihi ve tabii güzellikleriyle Maçkalı, bu güzellikleri tüm Türkiye ile paylaşmak istiyor. Ve sizleri Karadeniz'in incisi Maçka'ya bekliyor. Başkanım, bırakın orada olmayı, buradan seyrederken bile insanın içi gidiyor, şöyle bir ferahlıyorsunuz, ne kadar güzel. Sizin elinizde böyle güzel bir cevher var. Bunun da değerini bilmek adına sizin yapmış olduğunuz faaliyetleriniz var. Evet. Ben hemen sizin restoranınız, şu çok meşhur restoranınızdan bahsetmek istiyorum. Restoran ve park birlikte yapılmış efendim. Ne zaman yapıldı restoran ve özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Şimdi efendim, restoran ve park, bir de üzerinde düğün salonumuz var. Düğün salonumuz da var. Çok amaçlı bir salon. Bu yaklaşık bir 6 dönüm bir arazi üzerine kurulmuş. Evet. Ve restoran ve düğün salonumuzda 1000 kişiye yakın aynı anda yemek verme imkanımız mevcut. Bu tesisimiz 1995 yılında başlanmış ve aynı yıl hizmete açılmıştı. Evet. Dediğim gibi bunun hem düğün salonu hem restorantı ve hemen dışında da çok güzel bir parkı var. Hı hı. Yaz aylarında restoran içinde değil de dışında
misafirlerimizin yemek yeme imkanı var. Ve ayrıca da çocuklar için eğlenebilecekleri yüzme havuzu var. Başka oyun aletlerimiz falan var. Yani Trabzon'dan veya dışarıdan gelen insanlar Maçka'ya geldiği zaman hem işte Sümele'yi hem Zıgana'yı gezip işte oradaki tesislerimizde gelip eğlenebilirler, yemeklerini yiyebilirler. Evet. Ve dediğim gibi çocukları da orada eğlenebilir. Şu an görüntüler yine bu restorantımızdan galiba. Evet. Hemen bizim şanssızlığımız kışın gelmiş olmamız herhalde. Öyledir, evet. Hemen içerisinde de bir alabalık havuzumuz da var. Evet. Orada canlı alabalık tutup isteyen misafirlerimiz pişirip yiyebilirler. Evet. Kendin pişir, kendin ye gibi bir olan söz konusu. O da söz konusu ama aslında bizim orada daha fazla mahalli yemeklerimiz var. Yani Karadeniz yemeklerimiz var. Evet. İşte böyle lahana çorbası, mısır çorbası, mısır ekmeği gibi aklınıza ne gelirse mahalli yemeklerimiz var. Dediğim gibi de alabalığımız var. Çok güzel. Ama müşterilerin isteğine göre de diğer yemek çeşitlerimiz de yapılabilir. Mevcut diyorsunuz. Yani Maçka'ya gelin derken, gelin artık kendi başınızın çaresine bakın demiyorsunuz. Geldiğiniz zaman çok güzel ağırlanacağımızı diyeyim ben daha doğrusu. Evet, doğru. Buradan garanti etmiş oluyorsunuz. Çok da güzel bir mekana kurulmuş. Nezih bir ortam. Evet. Ben hemen yine diğer parklarınız var. Onlara da geçeceğiz. Yapmış olduğunuz güzel faaliyetler var. Bunlardan bir tanesi bizim diğer faaliyetlerinizde de dikkatimizi çeken bir olayı taşıyor. Evet. Siz genellikle Maçka dışında bulunan Maçkalı zengin kardeşlerimizden, iş adamlarımızdan yararlanıyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki, bakın sizin adınızı taşıyacak olan şöyle bir faaliyet yapalım, şöyle bir inşa yapalım, insanlara faydanız olsun. Cezine Kardeşler İlköğretim Okulu da bunlardan bir tanesi efendim. Evet. Ne zaman yapıldı bu İlköğretim Okulu? Şimdi Cezine Kardeşler İlköğretim Okulu'na 1992 yılında başlandı. Hı hı. Belediye valilik işbirliğiyle başlandı ancak devlet imkanları çok fazla olmadığı için bu okul bir türlü bitirilemedi. Evet. Bizim girişimlerimiz de Cezine firması ile görüştük. Cezine firması sahiplerinden Celal Bey var, Celal Küçük, onunla görüştük. Ve yaklaşık bir 10 milyar lira yardım yaparak firmasının ismini okulumuza verdik. Evet. Ve o parayla da okulumuzu tamamladık. Okul şu an bitti mi efendim? Evet, bitti. Bu sene eğitim öğretime başladı. Evet, bu yıl mı başladı? Tabii evet. Yoksa daha önce mi başladı? Hayır, bu yıl başladı. Evet. Bu yıl başladı. Eksikleri söz konusu tabii, mutlaka yeni eksikleri büyük ölçüde tamamlandı. Yani 10 milyarın dışında da kalan eksiklerini yaklaşık bir 2 milyara yakın daha para harcayarak %99 eksikleri tamamladı. Çok fazla eksik kalmadı. Peki milli eğitim açısından böyle bir okulun eksikliği söz konusu muydu bölgenizde? Ciddi bir eksik miydi? Şimdi milli eğitim açısından da diğer acılardan da yani devletimizin çok fazla yatırım yaptığı bir ilçe değiliz. Yani evet. Biraz önce de 89 öncesi köy görünümünde ilçe demiştik. Biraz sonra da bu göreceğimiz projelerin tamamına yakını belediye ve vatandaş işbirliğiyle yapıldı. Yani devletin çok fazla katkısı yok. Evet. Bu sıkıntıları siz yine vatandaşımızla ortak bir şekilde el ele vererek halletmeye çalışıyorsunuz. Evet. Okulun yeri belediyeye mi aitti efendim? Okulun yeri belediyeye aitti. Belediye karşılıksız vermişti onu milli eğitime. Bunun yanında da çevre düzenlemesi, işte gördüğünüz istinat duvarları falan da belediye tarafından yapıldı. Yani yaklaşık bir 20 milyara yakında belediyenin harcaması oldu. Anladım. Ama dediğim gibi büyük bir bölümünü Cezine Kardeşler tamamladı. Ben buradan da onlara teşekkür etmek istiyorum. Evet, hakikaten de bakıldığı zaman insanın gurur duyacağı bir yapı ortaya çıkmış. Evet. İnşallah amaçlarınız doğrultusunda bizim küçük kardeşlerimizin, Maçkalı kardeşlerimizin eğitiminde önemli bir rol oynar. Şu anda üniversite yurdunun ve yüksek okulun inşaatının bulunduğu bölgeden görüntülerimiz var. Evet, şimdi görüntümüz orada bir yüksek okul inşaatımız var. %90 tamamlandı. Evet. Görüntüde olan da öğrenci yurdu evet. Yapılacak. Yüksek okulu bizim bir okul yaptırma derneğimiz var. O kanalla hem yurt dışında hem yurt içinde olan Maçkalı ve diğer hayırsever vatandaşlardan topladığımız yardımlarla yaptık. Hı hı. Bu görüntüde gördüğümüz öğrenci yurdunun temelini nasip olursa Mayıs ayında belki de Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz, temelini atacağız. Bunu İlhan Karadeniz diye bir arkadaşımız var İstanbul'da. Hı hı. Orgun Nakliyat şirketinin sahibi, Maçkalı kendisi. O üstlendi, tamamını kendisini yapacak ve öğrenci yurdunu bize teslim edecek. Çok güzel. Bu öğrenci yurdunun da arsası belediyemiz tarafından karşılanmıştı. Ben burada o İlhan kardeşimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum bu
hayırlı hizmetinden dolayı. Biz de teşekkür ediyoruz. Hemen bakıyoruz, orada bir hastane inşaatından bahsediliyordu. Öyle bir tabela gördük. Evet. Evet. Hastanemiz de 1995 yılında temeli atıldı. Bunu da İstanbul Minibüsler Odası Başkanı Ali Kemal Aktürk arkadaşımız var. Hı hı. Kendisi Maçkalı'dır. Evet. Onun da arsasını biz belediye olarak temin ettik. Ve binanın yapımını da Ali Kemal Aktürk arkadaşımız üstlendi. Gördüğünüz gibi inşaatın karkas bölümü tamamlandı, iç çalışmalarına başlandı. Bunun da tamamına yakınını bu kardeşimiz karşılıyor. Bittikten sonra da belediyemize devredecektir. İnşallah efendim. Ne zaman biter takriben? Şimdi bu sene içerisinde bitirmeye çalışacağız. Yani önemli bir aksilik olmasa binayı bu arkadaşımız tamamlayacak. Biz de çevre düzenlemesini yapmaya çalışacağız. Evet. Ama önemli bir aksilik olmasa bu yıl sonuna kadar hizmete açacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Bu hastanenin hizmet alanları neler olacak efendim? Şu an için bir bilginiz var mı bu konuda? Şimdi şu anda kesin bir karar vermiş durumda değiliz. Hı hı, belki de belediye hastanesi olarak, eğer evet, Sağlık Bakanlığı'na anlaşabilirsek Sağlık Bakanlığı'na da devretme, hı, imkanımız var. Ama onu daha sonraki günlerde karar vermiş olacağız. Anladım efendim. Şu anki görüntülerimiz Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun görüntüleri galiba. Evet, orası Sağlık Meslek Lisesi. Yine İstanbul'da faaliyet gösteren Kayalar firması var. Maçkalı hemşehrilerimiz. Onu da kendileri üstlendi. Hı hı. Arsası hazinenin arsasıydı. Biz onu Sağlık Bakanlığı'na tahsisini sağladık. Hı hı. Ve Kayalar firması bu binanın yapımını üstlendi. İşte gördüğünüz gibi karkas inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Zaten 4-5 ay önce başlanmıştı. Önümüzdeki yıl içerisinde de bu inşaat tamamlanacak. Ve bu Kayalar firması tarafından Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Zaten halen Sağlık Meslek Lisesi eğitimi öğretime devam ediyorum Maçka'da. Evet. Ama kendi binası değil. Dediğim gibi bu bina bittiği zaman Kayalar firması bunu Sağlık Bakanlığı'na karşılıksız devredecek. Ve okulumuz orada eğitim ve öğretime devam edecek. Ben, hı, bu Kayalar firmasına da teşekkür etmek istiyorum. Öyle. Şimdi siz gelinceye kadar, görevi devralıncaya kadar Maçka'da ulaşım hususunda bir problem yaşanıyordu değil mi efendim? Önce işte vatandaşlar minibüsü olan veya işte taşıtı olan, evet, vatandaşlar bir araya gelmişler. Biraz kargaşa söz konusu, biraz pahalılık söz konusu. Halk pek memnun değil bu olaydan. Ve siz geldiniz, bir düzenleme getirdiniz bu işe. Ve belediye otobüslerini devreye koydunuz. Biraz anlatır mısınız? Şimdi 1989 yılında ben göreve seçildiğim zaman işte özel şahıslar tarafından böyle 10-15 tane eski minibüslerle Trabzon Maçka arası yolcu taşımacılığı yapılıyordu ama vatandaş hiç de memnun değildi. Çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalıyordu. Evet. Tabii o günün şartlarında bizim de imkanlarımız çok fazla değildi ama, evet, biz tabii o vatandaşın sıkıntısını gidermek için ben kendi bana ait olan binayı bankaya ipotek vererek kredi karşılığında bu otobüs işletmesini, vallahi, kurduk. Belki de Türkiye'de bir başka örneğini de bulamazsınız. Ve 18'e yakın otobüsümüz var. Böyle 10 dakikada bir Trabzon Maçka arası vatandaşlarımızı taşır. Ve şu anda da belki de bu da bir örnektir. Türkiye'de bütün belediye işletmeleri zarar ederken biz kar da ediyoruz, para da kazanıyoruz ama çok güzel de bir hizmettir. Vatandaşlarımız da son derece huzurludur, memnundur bu hizmetimizde. Evet efendim. Şimdi ben hemen parklara tekrar dönmek istiyorum. Turgut Özal Parkı var Maçka'da. Maçka'da sadece işte biraz önce bir parktan bahsettik. Restoranla, hı-hı, birlikte bir park. Turgut Özal Parkı, Fatih Parkı. Parklara ağırlık veriyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Bunun sebebi nedir efendim? Şimdi biraz önce de söylemiştik. Maçka Trabzon'un kalbi, işte, hı-hı, içeriden ve dışarıdan gelen insanların uğrak yeri. Bu gelen insanların oturabileceği yere ihtiyaçları var. Yani, hı-hı, bunlar çok büyük ihtiyaçtır. Ben 89'da göreve geldiğim zaman ilçemizde hiç park yoktu. Hı-hı. Bugün 3 tane parkımız var. Bunlar devamı da olacak. İşte Turgut Özal Parkı, Fatih Parkı ve 100. Yıl Parkı olmak üzere 3 tane parkımız var. Evet. Yani bunlar da aynı anda ben tahmin ediyorum 10 bine yakın insan gelip oturabilir, dinlenebilir, evet, işte gezebilir, yemek yiyebilir. Onun için bu insanların huzur içerisinde rahat etmeleri için parkların mutlaka çoğaltılması lazım. Ben bunları da yeterli bulmuyorum. Evet. Yani yaz aylarında çok büyük insan seli oluyor Maçka'ya doğru. İşte hem Zıgana'ya hem de Sümela tarafına.
bu insanların oturması lazım, dinlenmesi lazım. Evet. Onun için büyük ihtiyaç olduğu için park yapımına ağırlık verdik. Bundan sonra da ağırlık vermeye devam edeceğiz. Evet. Evet, şimdi ilçemizde bugüne kadar bir sanayi sistemimiz yoktu. Yani evet. Biraz önce söyledik zaten, büyük sanayinin yapılmasından yana değiliz. Tabii iyisiniz. Ama böyle küçük dükkanların da şehir içerisinde kaldırılması lazım. Evet. Ancak tabii oradaki esnaflarımızın maddi imkanları çok fazla olmadığı için biz belediye ve oradaki esnaflarla işbirliği yaparak hem arsa temin ettik, hem de binaların yapımı için aşağı yukarı harcanan paranın yarısını belediye olarak biz karşıladık. Yarısını, evet, da dükkan sahipleri karşıladı. Ve orada bulunan çok fazla değil tabii, 74 tane dükkanımız var. %90'a yakın bölümü tamamlandı. Bu yıl içerisinde çevre düzenlemesini de biz belediye olarak yapacağız. Ve oradaki esnafımızı, şehir içerisindeki küçük çapta sanayicilerimizi buradaki dükkanlarımıza taşımış olacağız. Hem, evet, görünüm yönünden de dışarıdan gelen insanlara çirkin bir görünüm olmayacak. Hem de ilçemiz daha da temiz olacak diye düşünüyorum. Gerek ses açısından, gerek görüntü olarak. Evet, evet, çok daha güzele gidiyor. Biz hemen İmam Hatip yurdundan bahsetmek istiyoruz efendim. Şu anki görüntüler İmam Hatip Lisesi'nin yurdundan mı? Evet, doğrudur. Aslında son günlerde İmam Hatip'le ilgili basında bir sürü şeyler söyleniyor ama tabii bizim ilçemizdeki İmam Hatip Okulu farklı bir okul. Tabii onu belki de anlatma zamanımızda olmayacak ama bu okulun ilk kuruluşundan bitinceye kadar ben dernek başkanlığını yaptım. Şu anda görüntüde olan öğrenci yurdudur. Hemen arkasında da İmam Hatip Okulu var. Onu da yine biz, evet, halktan yardım toplayarak yapmıştık. Şimdi de bir hayırsever vatandaşımız bu görüntüde olan öğrenci yurdunun masrafını tamamını karşılıyor. Hı hı. Bunu da bu yıl içerisinde tamamlayıp orada okuyan öğrencilerin daha rahat bir şekilde kalmalarını sağlayacağız. Evet efendim. Şu anda konutlardan görüntüler var ekranda. Evet, onları da belediye başkanı olmadan önce ilçemizde ilk defa bir kooperatif kurarak müteahhitliğini de ben üstlenmiştim belediye başkanlığımdan önce. İlk defa dediğim gibi 140 konut inşaatı yapıldı. Hemen öbür tarafında da afet konutlarımız var. Onlar da 140 konuttur. Evet. Onları da Afet İşleri Genel Müdürlüğü, biz arsa temininde yardımcı olduk. İşte altyapısını yaptık, tamamladık. Ve oradaki konutları da Maçkalıların hizmetine sunmuş olduk. Evet efendim. Afet konutları dediniz. Bu konutlar ihtiyaç üzerine mi yapıldı, yoksa olası bir afet üzerine mi? Tabii ilçemizde çeşitli köylerimizde afetten zarar gören vatandaşlarımız vardı. Evet. İşte onları toparladık ve Maçka merkezinde hemen Sümela yolu üzerinde, hemen ekranda göründüğü gibi, hı hı, çok güzel 140 adet konut yaptık. Ve oradaki afetten zarar gören vatandaşlarımızı yerleştirmiş olduk. Çok güzel efendim. Şimdi hemen belediye binası, yine sizin Türkiye'de örnek olarak gösterilecek bir binanız var. Belediye binası görüntüde şu anda. Ben hemen ondan bahsetmenizi isteyeceğim. 1993 yılında yapımına başlandı. Evet, şimdi doğrudur. 1989 yılında ben göreve geldiğim zaman çok eski bir binamız vardı. Evet. Biz o binayı 1993 yılında temelini attık. Hı hı. Ve o günün valisi, temel atma döneminde Enver Hızlandı valimiz. Hı hı. Ben açış konuşmasında işte bir yıl içerisinde bitireceğimi söyledim. Ve vali bey çok inanmadı bu bir yıl içerisine. Ve hemen dönemden sonra da ya başkan, işte siz bunu bir yıl içerisinde bitiremezsiniz. Niye bir yıl söylediniz dedi. Ve ben de bir yıldan önce bitireceğimi söyledim. Tabii o vali beyin o davranışı da belki de bizi birazcık teşvik etti. Evet. Ve 6 ay içerisinde, yani temel attığımız günden sonra 6 ay içerisinde belediye hizmet binamızı bitirdik. Ve Maçkalıların hizmetine sunmuş olduk. Evet. Ve çok güzel bir bina, bilmiyorum ekranda içerisini gösterecek mi? Evet. Bilgisayarla donatılmış, yani son teknolojiye uygun bir belediye hizmet binamız, evet, olmuş, evet, oldu. Şu anda park ve bahçe düzenlemelerinden görüntüler var. Burası neresi efendim? Burası efendim hemen Maçka'nın çıkışında bir yerimiz. Bir heyelan sahasıydı. Biz şimdi orasını düzeltip orasını ağaçlandıracağız. Maçka'nın eski ismi de Çevizlik'ti. Orasını tamamen ceviz fidanı dikerek eski ismine de uygun bir şekilde hem, evet, piknik alanı, işte vatandaşlarımız gelip oturup
biraz önce söylediğiniz gibi işte kendin pişir, kendin ye gibi oturma yerleri yapmayı düşünüyoruz. Hem de hemen tünelin karşısında olan bir yer. Çok güzel bir yer yapmayı düşünüyoruz orasında. Görüntü itibarıyla insanların gözüne hoş görünecek, insanlara dinlenecek mekanlara özellikle ağırlık veriyorsunuz. Bunun sebebi zannediyorum başta açıkladığınız o Maçka'nın turizm beldesi olması üzerine yapmış olduğunuz faaliyetlere bağlanabilir. İşte geçen yıl 20 binden fazla insan sadece Sümele'yi ziyaret etmeye geldi. Evet. Bu insanların çeşitli ihtiyaçları var. Onların mutlaka karşılanması lazım. Çalışmalarımız o. Peki konuttan ziyade barınma imkanı olarak gelen insanların o yükünü kaldırabilecek durumda mı şu anda Maçka Efendi? Şu anda değil ama o konuda çalışmalarımız var. Hemen Sümela'nın girişinde bir otel projemiz var. Hı hı. Projemiz tamamlanmış, yer tahsisi yapılmış. Bu Anıtlar Kurulu'ndan projenin tasdik edilmesi lazım. Bugünlerde toplantı yapacaklar ve zannediyorum bu yıl onun temelini atacağız. Yani İnşallah. O konuda ihtiyacımız hakikaten fazla. Gerici konaklama yerlerimiz var ama yeterli değil. Yani daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Artık bu rakamların da şu anda katlanması gerekiyor. Şu anda elimizdeki görüntülerin son bölümü. Belediye araç ve gireçlerin bakıldığı bölüm efendim. Bakımhane burası. Kendi aracınızı kendiniz mi tamir ediyorsunuz? Evet, şimdi tabii biraz önce de söyledik. İşte 18 otobüsümüzün yanında başka araç gireçlerimiz de var. Belki de Trabzon'un demeyelim de Karadeniz hiçbir ilçesinde böyle kendi aracını her yönüyle tamir edecek, yapacak bir atölyesi olan belediye olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bunu da geçen yıl işte başlattık. Binasının tamiri falan yapıldı, çevre düzenlemesi yapıldı. Şimdi biz araçlarımızın her türlü kaportasının alında motoruna kadar kendi imkanlarımızla, kendi atölyemizde tamir edip hizmete sunmaya çalışıyoruz. Evet efendim. Evet, görüntülerimiz bunlardı. Ben Sümele Manastırı'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Sizin manastır üzerinde yaptığınız bazı faaliyetler vardı. İnsanların daha çok gezebilecekleri, daha rahat görebilecekleri bir mekan olsun için siz güzel faaliyetler yaptınız. Neler yaptınız efendim? Şimdi Sümele ile ilgili çok fazla bir şey yapamadık. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sebebine gelince de Sümele'yi devralamadık. Yani Sümele'nin şu anda sahibinin kimin olduğu çok belli değil. İşte Orman Bakanlığı bir taraftan, Kültür Bakanlığı öbür taraftan, Anıtlar Kurulu, valilik, kaymakamlık, belediye, böyle bir karma karışık bir ortam var Sümele'de. Eğer bize ait olsa, tam olarak bizde olsa biz birçok faaliyet yapacağız. Şu anki durum nedir? Kim sahibi, kim, neden alamıyorsun? Şimdi biraz önce de söyledim. Sahibi belli değil. Yani birkaç tane devlet kuruluşu sahip çıkıyor. Ama doğru olanı Maçka Belediyesi'nin olması lazım. En azından Trabzon'a, işte Sümele'ye gelen insanlardan belli bir gelir temin etme imkanı var. Yani manastırı ziyaret eden insanlar para karşılığı ziyaret ediyor. Ama oradan toplanan paraların bakanlıklara, birkaç bakanlığa gidiyor. Ve mahalline bir faydası olmuyor. Eğer Maçka Belediyesi'nin olmuş olsa oradan toplanan gelirle en azından hem o manastırın tamiratları yapılır, hem de manastıra veyahut da o bölgeye gelen insanların rahat edebilmesi için orada belli tesisler yapılır. Evet. Ama dediğim gibi bizim müdahale etme yetkimiz yok. Ancak taleplerimiz oldu. Sümele Manastırı'nın ve o bölgenin belediye sınırlarına alınması, belediye devredilmesi yönünde ama hiçbiri uygun görülmedi. Evet. Biz önümüzdeki günlerde mahkeme kanalıyla orasının belediye alınması yönünde bir çalışmamız olacak. Biraz önce de söyledim, aslında Sümele Manastırı sadece Maçka ilgilendiren bir yer değil. Yani Karadeniz'e gelen yabancı insanların %99'u Sümele Manastırı'nı görmek için geliyor. Çok önemli bir yer orası. Onun için buna herkesin sahip çıkması lazım. Evet. Devlet imkanlarıyla bir şey yapmak mümkün değil. Devletin imkanları ortada. Ve 6-7 yıldan beri de zaten bizim ilçemize de devletin herhangi bir yatırımı yok. Dolayısıyla Sümele Manastırı'na da yatırım yapılmamış. Onun için böyle önemli bir yerin mutlaka bir sahibi olması lazım. Bu da en yakınında olan kuruluşun veyahut da kurumun olmasının çok büyük faydası olur diye düşünüyorum. Bir başka şey, aslında böyle dünyaya turizm alanlarını tanıtmak çok kolay değil. Ama Sümele Manastırı'nın bir geçmişi var. Tabii dünya Sümele Manastırı'nı tanıyor, Maçka'yı biliyor. İşte televizyonlarda veya diğer basın kuruluşlarında sürekli seyrediyor işte. İşte ta turizmi veyahut da işte başka turizm alanları. Ama bunları dünyaya tanıtmak bana göre en az 100 yıla yakın bir zaman ister. Ama sizin böyle hazır tanınmış bir yerimiz var.
Ama biz bu yerimizi işte kollayıp koruyup veya günün şartlarına göre yapıp insanların hizmetine sunup o insanlardan belli gelir temin etme imkanını bulmak varken işte dediğim gibi sahipsiz bir yer, işte bize de teslim edilmediği için böyle ortada kalıyor. Belki de böyle tek başına 20 bin insanın gelip ziyaret ettiği başka bir yerde bulamazsınız. Yani İstanbul'un çeşitli yerlerine gelip ziyaret eden insanların sayısı fazla olabilir ama tek başına sadece işte Sümela'ya 20 bine yakın insan bir yılda ziyaret ediyor. Evet. Bu biletli olan sayıdır. Yani biletsiz olanı işte gelip de geri döneni bunun dışındadır. Evet. Onun için efendim, çok... Sözünüzü balla kesiyorum. Devam edeceğiz ama uzun süredir telefonumuzda bekleyen bir dinleyicimiz var. Sevgili seyircimiz var. İsterseniz onunla konuşalım. Hemen peşinden aynen, bu bölümü bağlayalım. Evet. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz? Ali Kemal Seyyar. Hoş geldiniz Sayın Seyyar. Sizi biraz beklettik ama kusurumuza bakmayın. Evet, hemen başkanımıza sorunuzu alabilir miyiz? Başkanıma soru soruyor, şu soruyu soruyorum. Sonuza da geçmiş olsun, biraz grip galiba. Başkanın soğuk sularından çok içti, biraz grip oldu galiba. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben başkanıma sorduğum soru şu. Birinci sorum, Maçka'daki turizm faaliyetleri çok güzel de yalnız Maçka'mızda bir tane otel yok. Bunun o için bir gelişmek... Yani düşünüyor mu proje? Meryemana da var bildiğiniz. Ben de bir Maçkalıyım. Evet. Düşünüyorum ama Meryemana da bir projeleri var ama bu çok gecikti. Maçka'nın içinde böyle bir otel yapmayı düşünüyor mu? Evet. Biraz önce bu soruyu sormuştuk gerçi ama tamam. Peki benim o zaman Ceylanlar bir de şunu söyleyeyim. Bu Maçka Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bir bilgi istiyorum ona. Maçka Vakfı'nın faaliyetleri. Bak bu yeni kurulan peki, bu Maçka Vakfı hakkında da bir bilgi istiyorum ona. Teşekkürler böyle efendim. Bunu da bir bu arada bir Maçkalara bir tanıtmış olalım. Teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim. Yayınınıza başarılar dilerim. Sağ olasınız. Biraz önce bu sorunun cevabını evet, verdiniz galiba. Evet, verdik. Belki biraz kısa oldu ama Ali Kemal arkadaşımız çok haklı. Hı hı. Yani Maçka'ya bir otel yetmez. Belki 5-10 tane otel olması lazım. Aslında özel şahıslar tarafından yapılan böyle tahsis tesisleri falan var. Ben onlardan çok bahsetmedim. Yani Maçka'ya gelen insanlar böyle dışarıda falan kalmaz. Yani kalabilecekleri evet, yerleri var. Ama kardeşimiz çok haklı. Başka tesislerin de yapılması lazım. Ama daha çok Maçka merkezinde, şehir merkezinde bir evet, otelin yapılmasını istiyor. O konuda çalışmamız var. Zannediyorum bu yıl içerisinde Maçka merkezinde bir otel yapımına başlamış olacağız. İkinci sorusu, ilk defa bir Maçkalılar Vakfı'nı kurduk biz. Hı hı. Zannediyorum bir iki ay içerisinden fazla bir zaman oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Hı. İşte bu projelere gelir temin ettiğimiz, özellikle İstanbul'da olan arkadaşlarımız bunun kurucu üyeleri. Yani 24 kurucu üyenin 16-17'si zannediyorum, kesin rakam aklımda yok. İstanbul'da işte biraz önce saydığım bu projeye yardım eden, destek veren evet, arkadaşlarımız bunun kurucu üyeleri. Ve bu yıl içerisinde Maçka merkezinde Maçkalılar Vakfı'na ait bir bina yapacağım. Ve o bina içerisinde çeşitli faaliyetler olacak. Belki de dışarıdan gelen bu misafirlerimizi karşılayabileceğimiz orada misafirhanelerimiz olacak. Yani 5 evet, yıldızlı otelde ne varsa bizim o vakıf binamızda da olacak. İşte böyle dışarıdan gelen misafirlerimizi de orada ağırlamış olacağız. Evet, evet. Ama Maçkalılar için çok daha değişik faaliyetleri olacak. Özellikle okuma imkanı olmayan öğrencilerimizi belki de okutma imkanımız olacak. Vakfımızın amaçları çok geniş. Burada onları anlatmak belki de çok zor. Ama her konuda her türlü faaliyeti yapma imkanımız var. Ve zengin bir vakıf da olacak. Yani bu İnşallah, arkadaşlarımız buna sahip çıkıyor. Şu anda bile yani 2 aylık bir vakıftır. İşte 2 milyarın üstünde bir şeyi var, bütçesi var. Hı hı. Zannediyorum dediğim gibi önümüzdeki bu yıl binasına başlayıp önümüzdeki yıl tamamlayabilirsek ondan sonra o dediğim faaliyetleri de o binada yürüteceğiz. Ve belki İstanbul'da da bir şubemizi açmış olacağız. Dolayısıyla bu Maçka'nın çeşitli köylerinin dernekleri var. Bu dernekleri de bu vakıf altında böyle bir toplama, bütün söz toplama konusu, imkanımız evet, olacak. Evet. Sayın Başkanım bir telefonumuz daha var. İsterseniz aynen, hemen telefonumuzu alalım. Hayırlı günler efendim. İyi günler efendim. Bizi duyabiliyorsunuz. Şu anda televizyonun sesini biraz kısmanız mümkün mü? Alo. Alo. Efendim Maçka Hacı Ergün. Nereden arıyorsunuz efendim? Maçka'dan arıyorum. Maçka'dan arıyorsun Sayın Ergün. Hemen sorunuzu alabilir miyiz? Tüm Maçka esnafı ve Maçkalılar adına Ömer Bey'e yapmış olduğu hizmetlere takdir ediyorum. Maddi ve manevi desteğimizle her zaman yanında olduğumuzu belirtip saygılar sunarım.
Ve Sayın Başkanıma bir sorum var. Buyurun. Maçkalılar için en büyük programımız bundan sonra nedir? Projemiz nedir? Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Maçka'ya selamlar gönderiyoruz. Sağ olun efendim. Bizden saygılar. Sağ olasın. Sayılı günler diliyoruz. Bundan sonraki en büyük şimdi, proje. Şimdi arkadaşımıza ben de teşekkür ediyorum. Tabii çok zor bir soru sordu. Yani evet, bence. Belli bir şey söylemedi. Aslında tabii bu görüntülerin dışında da Maçka'da devam eden başka faaliyetlerimiz de var. Ama şimdi Maçka Belediyesi takdir edersiniz ki çok büyük bir belediye değil. Biz 89 yılında geldiğimiz zaman 435 milyon zannediyorum belediye bütçesi vardı. Bu ilgi bütçemiz de 500 milyar civarındadır. Ama bizim şu anda devam eden proje projelerimizi harcayacağımız para miktarı da 800 milyarın üstündedir. Evet. Bu 800 milyarın tamamına yakınını biz böyle işte bu hayırsever vatandaşlarımızla işbirliği yaparak yapmış olacağız. Eğer bu devam eden projelerimizi şu andaki hedefimiz bunları önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamaktır. Zaten önümüzdeki yıldan sonra da seçim vardır. Ne evet. olacağı çok belli değil tabii evet. yani kim yaşar, kim kalır, ne olur. Ama nasip işidir. Ama benim bütün hedefim bu projeleri tamamlamak ve bunun dışında da Maçka'nın nüfusunu arttırabilmek için biraz önce de söyledim, biraz belki çok geniş konuşma imkanımız olmuyor. Maçka'ya bir geri dönüş var. Evet. Gelen insanları oralara yerleştirmek lazım. Başka konut projelerimiz var. Ama şu andaki merkez nüfusunu en azından ikiye katlamamız lazım. Evet. İşte bunları yapmak için de bu altyapıları hazırlamak evet, lazım. Onun için yapacak işlerimiz çok fazla. Yani böyle bir iki şeyle sınırlamak belki de doğru olmayacak ama en önemlisi de başladığımız işleri mutlaka gününden önce bitirmemiz lazım. Sayın Ergün gerçekten zor soru sormuş. Başkanım onu toparlamak evet. bir hali zor. Ama yine de teşekkür ediyorum ona da. Evet. Bizi seyreden Maçkalılara da. Şimdi efendim Sayın Ergün'ün sorusu böyleydi ama Maçkalı diğer vatandaşlarımızın da bazılarının daha doğrusu hepsine ulaşma şansımız olmadı. Sizin yaptığınız çalışmalar hakkındaki görüşlerini aldık. Acaba sizin hakkınızda, sizin faaliyetleriniz hakkında neler düşünüyorlar? Hangi soruları soruyorlar? İsterseniz hep birlikte seyredelim. Tabii. Maçka Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Evet, Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Herhalde yani Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız, onu biliyorum. Ömer Bey, Ömer Yıldız. Biliyoruz, Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Ömer Yıldız. Hizmetleri nasıl biliyorsunuz? Hizmetleri genelde güzel. Çok güzel. Maçkamız çok değişti. Eskiden ne bileyim burada altyapısı hiç yoktu. Şimdi parkımız, eğlence yerlerimiz çok güzel, çok memnunuz hizmetlerinden. Hizmetleri çok şahane. 30 senelik esnafım Maçka'da ilk defa böyle bir belediye başkanı Maçka'ya gelmiştir. Vallahi bilmiyorum, ben memnunum yani. Hizmetleri çok iyi. Çok iyi. Hizmetlerim Maçka için çok yararlı buluyorum. Maçka'nın zaruri ihtiyacı olan bir hastane yoktu mesela. Sağlık ocağı var burada. En ufak bir şey de Trabzon'a gönderiliyordu. Burada hastane, yüksek okul. 8 yıllık temel eğitim okulu. Onun sayesinde yapılıyor. Sağ olsun reisin sayesinde seçimlerden sonra Maçka'mız gerçekten her tarafı asfalt haline geldi. Onun sayesinde en azından Avrupa'ya karşı olmasa bile Türkiye'de kurur duyacak bir şekilde Maçka'yı düzeltmiştir. Maçka'ya gerçekten büyük hizmetleri olmuştur. Bununla da sanıyorum büyük bir takdir ediliyor yani bu konularda. Hizmetlerinden çok çok güzel hizmetleri vardır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye reislerinin yaptığını bu iki devrede yapmıştır. Maçkalı olarak hizmetini çok olumlu buluyoruz yerinde. Yıllar oldu Maçka'nın çehresini değiştirdi. 30-40 sene yapılmayanı kendisi 2 sene zarfında fazlasıyla kat kat yaptı. Belediye başkanımızın hizmetleri çok güzel. Şu an Maçka'yı eski bir doğal halinden çıkardı. Yeni bir doğal görünüm verdi. Maçka'ya çok güzel imkanlar sağladı. Bir hastane yaptırıyor mesela, okul yaptırmış. Normalde şu gördüğünüz park çok güzel şekilde yaptırmış. Maçka'nın en büyük problemi nedir? Maçka'nın en büyük sorunlu problemi burada köç olayı. Köç olayı bir de bir fabrika, ne bileyim halkın çalışabileceği bir yeri olmayışı. İşsizlik yani. İşsizlik.
genişleme alanı yok. Yani olan bu kadar, hizmet ancak bu kadar olabilir. En büyük problemi ulaşım idi. Onu da şey yaptı, düzeltti. Bir hastane sorunu vardı. Onu da düzeltiyor, yapılıyor 100 yataklık bir hastane. Yüksek okul yoktu. O da yapılıyor. Yani çok güzel yani. Turizm bakımından daha iyi önem verilmesi gerekir. İşsizlik problemi, evet. Yani bu konuya daha iyi bir çözüm getirilmesi. İşsizlik, en büyük şey işsizlik. Yerleşim alanlarının dar oluşu, dağlar arasında oluşu, arsa falan olmayışı. Ama özellikle işsizlik. Maçkanın her şeyi şimdi iyidir. Bir problem yok gibi bir şeydir. Maçka'da problemler çok fazla yani. Bir tane sıralamak mümkün değil. Maçka'da bir birlik, bütünlük önemli olan. Onu da sağladı. Maçka'nın zengincesini, iş adamlarını bir araya getirdi. Maçka'ya hizmet yaptırma bakımından onlardan yardım istedi. Hepsini kabullendi. Maçka'da bir birlik ve bütünlüğü sağladı. İşsizliğin olmasıdır. İşsizlik fazladır. Bir gelir kaynağımız yoktur. Maçka olarak herhangi bir üretim yoktur. Burada köylünün en fazla yapacağı bir fındıktı. Fındık da tabii tatmin edici değildi bu. Tabii ki Maçka'ya güzel bir fabrika. Ondan sonra Maçka'ya iş sahası. Bunlar gerekli yani. Sanayi alanında biraz geri kalmış. Kalkınması lazım ve belediye başkanımız bunu güzel yapıyor. Ömer Bey yanınızda olsa neler söylerdiniz? Ömer Bey yanımızda olsa önce, az önce söylediğim gibi bir iş sahası. Öncelikle gençlerimize, Maçka'da kalanlara öncelikle bir iş sahası açılmasını. Biz çok seviyoruz. Hizmetleri mükemmel. Daha şu ana kadar söyleyecek bir şey yok çünkü her problemi çözüyor, yapıyor. Tebrik ederdim. Daha iyi çalışmasını söylerdik. Kendisine teşekkür ederdim yaptığı hizmetlerden dolayı. Elinden gelen imkanı fazlasından yaptığına inanıyorum. Ondan fazla da yapma imkanı yoktur. Olsa onu da yapar düşünüyorum. Yani bize söz verdiği bazı şeyler var sanayide. İşte onları henüz bitirmedi, bitirme aşamasındadır. Çok çalışıyor, daha çok çalışsın. Başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizi kahve köşesinden kurtarmasını isterdik. Mesela bir fabrika türü bir şey, bir iş imkanı vermesini sağladık. Karadeniz'in genel problemi yine halkımız tarafından dile getirildi efendim. Evet. Gençler kahvehane köşelerinden nasıl kurtulacaklar? Siz yaptığınız faaliyetlerde bir yerde buna yol açtınız. Yani Maçka için bir çizgi var, Maçka'nın hedefi var. Maçka turizm yeri olmalı dediniz. Halk da bu alanda kendisini geliştirebilir ve işsizlik bu şekilde ortadan kalkar dediniz. Peki şimdi birkaç cümleyle özetleyebilirsek, toparlayabilirsek efendim. Maçka'nın işsizlik problemini çözmek yolunda sizin başka yapmayı düşündüğünüz faaliyetler var mı? Nasıl çözülebilir? Şimdi aslında tabii vatandaşımız haklı olarak ekranda da izledik. Belki de isteklerinin %90'ı belediyeleri ilgilendirmeyen. Maalesef. Yani en azından evet, bugünkü yetkiler bakımından ilgilendirmeyen konular ama vatandaşımız her yönüyle belediyeleri sorumlu görüyor. Bana göre de haklıdır. Birebir olduğu ama, için belki de. Ama tabii belki bilmiyorum bundan sonraki zaman içerisinde onu tartışabilir miyiz? Ama şeye baktığımız zaman bu konuda belediyelerin çok fazla yetkisi yok. Ama sizin sorunuza veya vatandaşlarımızın sorusuna cevap verecek olursak tabii bir çizgi belirlemek lazım. Şimdi Maçka turistik bir ilçe, bunu herkes kabul ediyor. Ama bu Avrupa'daki turistik yerlere baktığımız zaman bir tercih yapıyor. Ya sanayi tercih edeceksin veyahut da turizmi tercih edeceksin. Evet. Biz Maçka'da turizmi tercih ettik. Yani fabrika yapmak bana göre çok faydalı olmaz diye düşünüyorum ben Maçka için. Evet. Çünkü konuşmamın başında da söyledim. Maçka Karadeniz'in kalbi. Yani Türkiye için önemli bir ilçedir. Böyle kirlilik yapacak şeyleri Maçka'ya taşımamak lazım. Ama vatandaşımız çok haklı tabii. Yani işsizlik konusunda Türkiye'nin problemi aslında işsizlik. Sadece Maçka'nın veya Trabzon'un değil. Ama bu turizm alanlarını genişletme imkanımız olursa o zaman o işsiz arkadaşlarımıza, gençlerimize de daha fazla iş bulma imkanı bulacağız. Yani sadece fabrika işsizliği çözmez. Yani turizm alanı da bu konuda ihtiyaçlara cevap verebilir.
Anlıyoruz efendim. Şu an telefonumuz varmış yine Sayın Başkanım. İsterseniz hemen onu alalım. Evet. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. İsminizi alabilir miyiz? Ben İstanbul'dan arıyorum. Ahmet Mataracı. Sayın Mataracı, hemen hoş geldiniz diyoruz size ve hoş sorumuzu buldum. Merak ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim şu anda evdeyim. Programı da çok keyifle izliyorum. Başkamızın medarı iftiharı olan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Yıldız'a hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sorunuzu alabilir miyiz Sayın Mataracı? Küçük Maçka'mızı çok şirin bir kaza haline getirdiniz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Burasını bir kültür merkezi haline soktunuz. Bunun için de size teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Eğitim demek, okul demektir. Okulları yaptınız, yapıyorsunuz. Öğrencileri de buldunuz. Eğitim kadrosunu da kurdunuz. Bu durumda Maçka'mızda bir nüfus patlaması olacaktır. Bunun için Maçka'mızda ikameti için ne gibi önlemler aldınız? Öğrencilerin ikamet edebilecekleri bölgeler olarak mı diyorsunuz? Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Mataracı. Katıldığınız için teşekkürler. Hayırlı günler diliyoruz size. Sağ olun. İyi günler, başarılı çalışmalar diliyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Sayın Başkanım, biraz önce aslında bunun cevabı verildi. Görüntülerle de verildi. Yurtlar şeklinde sizin bunun önlemleri var. Önlemlerini alıyorsunuz. Ayrıca yeni toplu konut projeleri dediniz değil mi? Bunun dışında var mı efendim? Şimdi Ahmet Bey, tabii bilemiyorum hangi bölümünü izledi de belki tamamını izleme imkanı bulamadı. Biz de belki tamamını anlatamadık. Şu anda ilçemizde öğrencilere yönelik devam eden öğrenci yurdu sayısı 3 civarındadır. Hı hı. İşte birisi halen devam eden var zaten, İmadip Okulu'nun üzerinde bir öğrenci yurdumuz var. Evet. 200 kişilik bir kapasitesi olan öğrenci yurdu. Hemen yanında devam eden bir öğrenci yurdumuz var. Ve temelini atacağımız, ekranda biraz önce gördüğümüz öğrenci yurdumuz da kız ve öğrenci yurdu olarak planlanmış. O da 380 öğrencimize ihtiyacına cevap verecek. Ama bunun yanında tabii nüfus patlamasından bahsetmiştik. Ahmet Bey de haklı olarak zannediyorum onu bize sordu. O konuda çalışmamız var. İmara açtığımız yeni yerleşim yerleri var. Hı hı. Bu sene altyapısını yapmaya, tamamlamaya çalışacağız. Hı hı. Ve önümüzdeki yılda oralarda bina yapılması için vatandaşı teşvik edeceğiz. Belki de para almadan, parasız arsa temin edip işte vatandaşımızın oralara yerleşim sahası yapmalarını sağlayacağız. O konuda çalışmamız var. Ahmet Bey çok haklı ve Ahmet Bey de aynı zamanda bizim vakfımızın da kurucuları arasındadır. Evet. Ama kendisi İstanbul'da oturur. Çok iyi sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir arkadaşımızdır. Bu projelere çok büyük desteği de vardır. Evet. Ben de ona burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. En azından dile getirilmesinde bir nebze olsun, yardımcı oldu. Efendim şimdi artık programın sonuna geldik. Evet. Ben son soruyu şöyle sormak istiyorum. Bir toparlama sorusu olacak bu. Yerel yönetimlerle ilgili çıkacak olan kanun hala bekleniyor. Hazırlıklar devam ediyor. Siz bir ilçe belediye başkanı olarak, bir de Anadolu'da bulunan, Taşra'da bulunan bir ilçe belediye başkanı olarak bu yerel yönetimlerle ilgili kanundan neler bekliyorsunuz? Neler olmalı sizce? Çok kısa lütfen ve son olarak söyleyeceklerinizi de ekleyip artık toparlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi bu yeni çıkacak kanundan ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Evet. Aslında bugün Türkiye'nin problemleri bana göre bu mahalli idareler kanununa bağlı. Hı hı. Yani en azından adımın oradan atılması lazım. Ama ben bundan önce de hükümetlerin hazırladığı ve bu hükümetin de hazırladığı mahalli idareler kanunlarını biliyorum. Bize de taslak olarak gönderdiler. Hı hı. İsteklerimizi aldılar ama ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani günün şartlarına ihtiyaç verecek şekilde çıkacağına inanmıyorum. Aslında biraz önce de söyledim, yani Türkiye'nin problemleri buna bağlı. Bana göre mahalli idareler kanunu mutlaka gerektiği şekilde çıkması lazım. Şimdi hem bundan önceki hem de bu iktidarın hazırladığı mahalli idareler kanununa baktığımız zaman bazı değişiklikler yapılmış ama sonuç olarak işte belediyelere yetki verdik, kaynak verdik diyorlar ama çok fazla bir şey vermiyorlar. Yine yetkiyi İlde valiye devrediyorlar. Biz şu andaki valilerimizden veya kaymakamlarımızdan bir şikayetimiz falan yok. Evet.
Hepsi saygı duyduğumuz insanlar. Memleketini, milletini en az bizim kadar severler ve hizmet için orada vardılar ama şimdi toplayıp yetkileri valilere verdiğiniz zaman yine o vali siyasi iktidara bağlı olacak. O zaman yine değişim çok fazla bir şey olmayacak. Yani batılı ülkelerde veya Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mahalli idarelere tam yetki vermek lazım. Hı hı. Ama bu yeni hazırlanan tasarıda veya taslakta böyle bir şey yok. Dediğim gibi yani bakanlıktan alıyor yetki, valiye veriyor. Ama vali yine bakanlığa bağlı. Onun için çok fazla bir şey değişmeyecek. Şunun için değişmeyecek. Şimdi ilçelerimizde çeşitli kuruluşlar var. Zamanımız ne maalesef kadar... Maalesef bitti şu anda, bitti da mi? Evet. Yani bir örnek verecek olursak, işte köy hizmetleri genel müdürlüğünü bir düşünün. Ben gittim ziyaret ettim. Çıkışta bir baktım, bizim ilçemizin nüfusu kadar orada memur var. Evet. Ama hiçbir iş yapmazlar. Ve mahallinde de bize bağlı olmadığı için ne kaymakamın bir yetkisi var, ne de bizim bir yetkimiz var. Kendi başlarına çalışırlar. Yani özet olarak eğer mahalli idareler kanunu Avrupa'da olduğu gibi tam çıkar da mahalli idareler güçlenirse, yetki verilirse, ben bu memleketin daha kısa sürede düzeleceğine inanıyorum. Evet. Ama bugünkü teklifte bunun olduğunu da düşünmüyorum. Artık programın sonuna geldik. Sonuna geldik. Belki de söyleyeceklerimi söyleyemedik ama ben buradan bizi izleyen vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, özellikle de Maçkalılara buradan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili seyirciler, bugünkü Beldeler Belediyeler programında böylece sonuna gelmiş olduk. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.